Pamukkale TV ve ART TV ekranlarından herkese mutlu günler diliyoruz. Bugün bizler dünyayı gezme hayali olanlara ilişkin gerçekleştirilmiş bir hayat hikayesini ekranlarınıza taşımaya çalışacağız. Kendisine Tavaslı Gezgin diyor. Bizler de onu öyle tanımlayacağız. Mehmet Han 8 yıldır dünyayı geziyor ve gittiği ülkelerde de Denizli ile özdeşleşen pek çok ürünü, materyali o noktalara taşıyor ve o insanlarla buluşturuyor. Adeta bir kültür elçisi gibi Denizli'nin özelliklerini, kültür coğrafyasında öne çıkanları o bölgelere gidip orada yaşayan insanların ellerinde fotoğraf çekmeyi kendisine hedef edinmiş ve pek çok da farklı ülkeye gitmiş. İşte bu gittiği ülkelerden izlenimleri, yaşadığı öyküleri, hayat hikayeleri, fikrin nasıl çıktığı ve nasıl bir serüvene, yolculuğa çıktığı dair pek çok sorumuz olacak. Akıllarımıza takılan bütün soru işaretlerini sormaya çalışacağım sizler için. Bizlere bu keyifli sohbetimizde eşlik ederseniz çok mutlu oluruz diyelim ve efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Biz sizi Tavaslı Gezgin Mehmet Han diye tanıttık ama bir de sizden size dinleyelim. Siz kendinizi böyle tanımlıyorsunuz, Tavaslı Gezgin. Evet, Tavaslı Gezgin Mehmet Han. Hollanda'da yaşıyorum. Aslen Denizli'yim, Tavas ilçesinden. İşte sizin de dediğiniz gibi 8 yıldır dünyayı gezmeye çalışıyorum. İşte ilk başta merak ettiğim ülkeler vardı, şehirler vardı. Standart yerler. Oralara giderek başladım, gezerek. Daha sonra bu bende bir alışkanlık haline geldi. Ve her seferinde dozajını arttırarak farklı ülkelere gitmeyi başladım. İşte en son Hindistan, Nepal'deydim. Bu şekilde işte hemen hemen dünyanın bütün kıtalarını ayak bastım. Han, Tanzanya'ya hoş geldin. Mehmet Han, Han, welcome Tanzania. Jambo, jambo bana, habari gani, zuri sana. Şu an Pinevala Fil Yetimhanesi'ndeyim. Dünyanın tek fil yetimhanesi Sri Lanka'da. Evet, şu an Machu Picchu'dayım. İnka Antik Şehri. Hindistan'ın Agra şehrinde dünyanın en güzel mimari eserlerinden biri olan Taç Mahal'ın yolundayım şu an. Evet, şu an Nepal'in başkenti Katmandu'da Pashupatinath Tapınağı'nın oradayım. Evet, bunlar da gördüğünüz gibi sadhular. Hinduizm'in, Hinduizm'de din adamları. Evet, şimdi de Sapanda köyünde bir okulun karşısındayım. Ve okula girmeye çalışacağım, bakalım bilmiyorum izin verecekler mi? Bana bayağı ilgi gösterdiler, fotoğraflarını çektim. Evet, şu an Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir pazar yerindeyim. Tavas Bey'ini tüm Hindistan halkı dinleyecek pazar yerinde. Evet. Bravo. Evet. Very good. Maemeti maemeti. Welcome in Amili Manjaro. Maemeti maemeti maemeti. Yeşil, siyah, siyah. En büyük deniz boz. Ben Hollanda doğumluyum. Hollanda'da dünyaya geldim. Daha sonra çocukluğum Denizli'nin Tavas ilçesinde geçti. İlkokulu Tavas'ta okudum. Ve sonra tekrar Hollanda'ya geri döndüm. Ve orada çalışıyorum. Şu an kaç yaşındasınız? Şu an 37 yaşındayım. Peki şu anda orada yaptığınız bir iş var değil mi? Çalışmaktasınız. Evet. Hayatınızı idame ettirebilmek, geçinebilmek için çalışmak zorundasınız. Evet.
ne işle uğraşıyorsunuz ve ben, bu fikir nasıl ortaya çıktı? Ben metal sektöründe çalışıyorum. Bu tabii ki bu seyahatlerimle hiçbir alakası yok. Bambaşka bir iş. Galvaniz ustasıyım. Metal sektörü. Fikir nasıl ortaya çıktı? Fikir, yani ilk böyle, şimdi herkesin böyle bir hayali vardır. Dünyayı gezmek istiyor. Evet. Emekli olunca dünyayı gezeceğim. Fırsatım olsa gezmek isterim. Evet. Şuraya gitmek isterim, buraya gitmek isterim. Hepimizin sıkça kullandığı şeylerdir ki günlük hayatın monotonluğundan çok sıkılmış olan insanların sıkça dile getirdiği bir durum bu. Siz bunu gerçekleştirmiş şanslı azınlıktansınız. Evet. Ve bu işe nasıl başladınız? İşte bu iş 8 yıl önce, ya aslında dünyayı gezmek benim bir hayalimdi çocukluktan beri. İşte başlangıç yapmak gerekiyordu. Ben de işte ilk başta New York, Paris, Dubai gibi herkesin gidip görmek istediği, merak ettiği yerler vardı, benim için de öyle. İşte oralara gittim. İlk oradan başladınız. Evet, ilk oradan. Gittiğiniz yer neresi? İlk gittiğim yer Paris'ti. Paris'i merak ettiniz. Sonra New York, Amerika, New York. Tabii şimdiki yaptığım seyahatlerle karşılaştırırsam, yani oralara yani gitmeseymişim daha iyiymiş. Çünkü buralar daha mı farklı? Evet, daha farklı. Daha cazip. Evet, daha cazip. Gelişmemiş ülkeleri genellikle seçiyorum. Yani insanlarla daha cana yakın oluyorlar gittiğim ülkelerde. İşte gittiğim yerlerde genelde bol bol fotoğraf çekiyorum. Ve devamlı insanlarla iletişim halinde oluyorum ve her gittiğim ülkede kesinlikle o ülkenin kabilelerini ziyaret ediyorum. Köylerin, yerleşik halkını, yerel halklarını, evet. Ve onlarla birkaç gün geçiriyorum. En son Nepal'de Şitvan köylerinde Taru halkına ziyaret ettim. Onlarla birlikte yemekler pişirdik. Ne kadar güzel anlaşıyorsunuz. Evet. Nepal'de Taru halkını ziyaret edip, evet. Gerçekten hani ibrenlesi, evet, bir süreci yaşamışsınız. Evet, çok güzel yerlerdi. Peki gezgin olmak nasıl bir duygu? Kendinize tavaslı gezgin diyorsunuz. Evet. Bu çok güzel. Nasıl bir duygu oluşturuyor insanın bünyesinde bu kadar çok yere gitmek, gezgin olmak? Ya çok güzel bir duygu. İşte bir de her insana cesaret veriyor, yani özgüven kesinlikle yüksek oluyor. Ve farklı kültürleri tanımış oluyorsunuz. Evet. Şimdi bu fikir ortaya çıktı. İlk kime bahsettiniz? Direkt ben gidiyorum mu dediniz? Evde birlikte yaşadığınız aileniz vesaire, onlar nasıl karşıladılar bu durumu? Ya ilk başta tabii... Paris'e gidince pek olumsuz karşılamamışlar. Tabii onlar standart yerler, herkesin gittiği, gidip geldiği, gördüğü yerler. Ama daha sonra Afrika'ya giderken çok endişe ettiler. Tabii ki orası hastalıklar vardı. Tabii ben gitmeden bütün aşılarımı oluyorum. Sağlığı tabii önem veriyorum. Ama hiçbir sıkıntı yaşamadım. Alıştılar artık ailem. Şu an hiçbir şey... İlk yani, başta endişe etmişlerdi. Tabii ilk başta endişe etmişlerdi. Bir de siz nasıl ikna ettiniz peki? Bir şey olmaz bana, ben iyiyim falan. Evet, zaten... bir şey olmaz dedim, yani zaten biliyorlardı, yani öyle sık sık hastalanan birisi de değilim. Sağlık, yani devamlı çalışan birisiyim. O yüzden bir şey yaşamadım yani. Şu an ailem de destek veriyor tabii ki seyahatlerime. Onlar da destekliyor. En büyük destekçi ailem tabii. İlk karşı çıkmadılar çünkü Paris'e gittiniz ama sonrasında Afrika ülkelerine gideceğiniz zaman bir olumsuz bir tablo, evet, oluştu ama ona da ikna ederek, evet, devam ettiniz. Şimdi artık alışmış gibi görünüyorlar. Evet. 8 yıldır bu işi zaten yapıyorsunuz. Evet. Peki rotayı nasıl belirlediniz? İlk bu fikir çıktı. Paris, New York vesaire o ülkelere gittiniz. Sonra nasıl 3. dünya ülkelerine gitmeye karar, evet, verdiniz? Sonra işte bir dünyayı önce bir özetlemek istedim. Hı-hı. Onun için en az her kıtadan bir ülkeyi. Her kıtaya bir ülke. Evet. Hı hı. İşte ilk başta şey vardı, Asya'dan Vietnam'a gittim. Daha sonra Afrika'da Tanzanya'yı seçtim. Tanzanya ve Zanzibar Adası'nı. Ve daha sonra Güney Amerika. Güney Amerika'da Peru'ya gittim. O Dünya Miras Listesi'ndeki Machu Picchu vardı. İşte o şekilde Orta Amerika'da Küba'ya gittim. Ve en son Nepal, Hindistan. Asıl rotam Nepal'di benim ama Hindistan'da aktarma yapmam gerekiyordu. O arada Hindistan'ı da gördüm. Bu fırsat, evet, dediniz, hemen orayı da gezme, evet, için yola çıktınız. İşte zaten New Delhi'de aktarma yapmam gerekiyordu, başkent New Delhi'de. Hı hı. Oradan Taj Mahal'e geçebilirdim 3 saat trenle. Öyle yaptım zaten. Ve Hindistan'da da
tren yolculuğu yapmış oldum. Zaten o da ayrı bir keyif, evet, olsun. O da bir ayrı keyif. Ayrıca dünyanın en güzel tren yolculuklarını hemen hemen hepsini yaptım. Sri Lanka'da Ella'da şeyi vardı. Ella'dan ünlü bir tren hattı ve Machu Picchu'da da öyle yaptım. Ant Dağları'nın eteklerinde. Böylelikle gezerek gitme fırsatı, evet, da buluyorsunuz. Çok güzel bir şey. Ve evet, o bölgeleri aktarmalı da olsa bir şekilde ucundan gidip görme fırsatı yakalamışsınız. Evet. Taç Mahal'i mesela, evet, görmek gerçekten çok özel Taç bir şey olsa gerek. Kesinlikle gidilip görülmesi gereken yer. Çok güzel bir yapı var. Zaten Türk mimarisi. Hı hı. Ve bu nedenle de görmüş olmaktan, evet, dolayı mutlusunuz. Gözlerinizden o mutluluğu alabiliyorum. Şimdi efendim, gittiğiniz yerlerde tabii konaklama da söz konusu. Evet. Yani sadece gidiyorum, başka bir şehre geçiyorum, başka bir şehre geçiyorum değil. Oralarda kalıyorsunuz, evet, da. Kesinlikle. Yani yerleşik halkla 3-5 günde geçiriyorum, vakit harcıyorum, evet, diyorsunuz. Nerelerde konaklıyorsunuz? Oralarda gittiğiniz yerlerde konaklama için uygun yerler oluyor mu? Yoksa... Evet. Hane halkı sizi davet mi ediyor? Ne yiyip ne içiyorsunuz? Çünkü oraların kültürleri, yiyecekleri bizden çok farklı. Nasıl karnınızı doyuruyorsunuz? Evet. Ve gittiğiniz yerlerde nasıl karşılanıyorsunuz? Evet. Önce ben de rotamı oluşturuyorum, gideceğim rotamı. Hı-hı. O rota üzerindeki otellerden, yani en düşük seviyedeki şeyden, atıyorum çadırdan, en lüks residans 5 yıldızlı otellere kadar her yerde konaklıyorum. Hmm. Yani her yere uygun şekilde. Yani rotamda, yani önüne geçen Zanzibar'daydım. Zanzibar'da 5 yıldızlı otelde konakladım. Ama Tanzanya'da aynı seyahatimde, Tanzanya'da da çadırlarda kaldım. Orada yerel halkla birlikte. Yani, yani üstü de görüyorum, altı, evet, da görüyorum diyorsunuz. İlginç, evet. Sonra? Yani, otellerde kalıyorum işte. Kalacak yeri önceden hedefliyorsunuz, evet, ayarlıyorsunuz. Onları önceden ayarlıyorum. O yüzden bir de zaman kaybı olmaması için, hı-hı, zamanım çok, hı-hı, kısıtlı olduğu için kesinlikle önceden ayarlayarak gidiyorum. Ama devamlı gezenler, devamlı seyahat halinde olanlar sadece uçak biletlerini alarak orada daha uygun yerleri seçerek konaklıyorlar. Ama gidip ben kendileri, evet, bilerek, görerek, evet, zamanları seçiyorlar. Kısıtlı olmadığı için, ama benim, hı-hı, zamanım çok kısıtlı olduğu için kesinlikle şu gün, şu otelde, şurada kalmam diye belirliyorum önceden. Ona göre. Peki tamam, otellerde yiyecek sıkıntısı yaşamıyorsunuz. Ama çadırda kaldığınız zaman ne yiyorsunuz? O zaman işte yerel halkla birlikte orada onların yerel yemeklerinden yapıyoruz. Zaten hepsi organik oluyor o zaman. Yani bir sıkıntı yaşamıyorum. Geçen en son Nepal'de Şitvan bölgesinde Taru halkıyla kalırken orada birlikte ormana çıktık. Orada o yapraklardan, çeşitli bitkilerden topladık. Onlarla bir şeyler yaptık işte, yemekler. Nasıldı peki? Güzel miydi? Ya tadı o kadar bizim Türk yemeklerine uymasa da sonuçta karnımı doyurmam gerekiyor. Seyahat halinde, devamlı hareket halinde olduğum için yemem gerekiyor. Yani mecbur olduğum için yiyorum. İyi veya kötü, evet, yiyoruz, yiyorum, bir, evet, şekilde diyorsunuz. Ama sizin için özel ormana gidip yemek toplayıp gelmeleri ve, evet, o yemeği yapmaları çok özel bir şey değil mi? Zaten birlikte yapıyoruz yani. Çok özel bir, evet, şey değil mi? Özel, çok ilginç. Bir de onların nasıl bir hayatları olduğunu, hmm, yani birebir gözlemliyorum. Yani onlarla birlikte yaşadığım için. Direkt ilginç gözlemleme, evet, fırsatı da buluyorsunuz. Peki gittiğiniz yerlerde sizi nasıl karşılıyorlar? Çok çok sıcakkanlı, çok iyi karşılıyorlar. Avrupa'da nasıl? Gittiğiniz bu işte, evet, Sri Lanka, Hindistan, Peru, Nepal, oralarda nasıl? Dünya ülkelerinde çok güzel karşılıyorlar. Çok sıcakkanlı. Yani herkes yani beni çok iyi karşılıyorlar. Yani herkes, sen kendilerinden biriymiş, evet, gibi. Kendilerinden biriymişim gibi davranıyorlar. Ama Avrupa'da tabii ilk başta Avrupa'yı gezerken orada tabii biraz yabancı düşmanlığı oluyor. Herkes bir soru sorduğunuz zaman her zaman herkese cevap vermeyebiliyorlar. Yani duruma göre değişiyor. Ama bir de tedirgin oluyor insan Avrupa ülkelerinde. Yani her insanla birlikte, yani her insanla iletişim kuramıyorsunuz. Hı hı. Ama diğer ülkelerde herkesle birlikte, yani herkesle birlikte fotoğraflar çekildim, sohbetler ettim. Yani hiçbir sıkıntı olmadı. O sohbetlerin detaylarını çocukları soracağım. Fotoğrafladım. Genelde yerel halkla fotoğraflamayı çok seviyorum. İşte Nepal'de olsun, Hindistan'da olsun çok çocukları fotoğrafladım. Onları da soracağım. Tren istasyonlarında ilginç, yani bununla ilgili fotoğraf sergisi de açmak istiyorum. Geçen sene burada bir alışveriş merkezinde fotoğraf sergisi açmıştım. Fotoğraf sergisi de güzel bir fikir. Evet.
Tamam, onu da soralım, konuşalım. Ama öncesinde şunu sormam gerekiyor. Ne kadar sıklıkla yapıyorsunuz bu ziyaretlerinizi, seyahatlerinizi? Yıl içerisinde farklı zaman dilimlerinde mi? Çünkü çalıştığınız evet. için de uygun gün ve zamanı ayırmanız gerekiyor. Evet. Nasıl oluyor? İşte yılda bir kere yapıyorum. Hı hı. İki hafta, 12 gün, 13 gün. Bunlara kesinlikle bizim Avrupa'da Mayıs ayında genelde çoğunlukla, yoğunluklu resmi tatiller vardır. İşte Mayıs ayına denk getiriyorum. Artı 5 günde de yıllık izin kullanıyorum ve bunlar hepsini hafta sonları ilave olduğu zaman 2 hafta yapıyor. İşte en son 5 iş günü kullanarak 2 hafta tatil yaptım. Ve bu sayede Hindistan, Nepal o tarafa gittiniz evet. değil mi? 2 haftalık bir süreci kapsadı. Evet. Şimdi Denizli'ye ne kadar sıklıkla geliyorsunuz? Bağlarınız burada kuvvetli mi? Şimdi Denizli'desiniz. Evet. Bugün buradasınız. Evet. Biz stüdyoda sizi ağırlıyoruz ama genellikle bu yıl içerisinde aldığınız bir seferlik tatili hakkını dünya ülkelerini gezmek için mi kullanıyorsunuz? Yoksa bu sıra zarfı içerisinde Denizli'ye de geliyor musunuz? Evet, Denizli'ye de geliyorum. Benim Avrupa'da yani bir yıl içinde 24 iş günü hı hı. izin kullanma hakkım var, yıllık hı. izin. İşte onun 5 iş gününü dünya turuna ayırıyorum. Diğer geri kalan 20 gününü de 20 gün 4 hafta yapıyor. Genelde 4 hafta gelmeye çalışıyorum. Her yıl Türkiye'de bağlarım kesinlikle kuvvetli. Çocukluğum da burada geçtiği için. Akrabalarım var mı? Hepsi burada. Avrupa'da akrabalarımız yok. Tabii bir ailem var, anne baba, kardeşlerim. Onlar Avrupa'da. İşte sık sık Türkiye'ye geliyorum. Türkiye'yi seviyorum zaten, memleketimi. Hatta kışları Noel tatilinde de izinli oluyorum. O zaman da geliyorum. Peki Türkiye'de gittiğiniz yerler var mı? Biz ülkeleri konuşuyoruz ama evet. Türkiye içerisinde de şehirlerde ziyaret etme fırsatı buldunuz mu? Türkiye'de pek fırsatım ya olmadı. Genelde buraya geldiğim zaman aile, eş, dost olduğum zaman genelde vaktimi ailemle, eş, dostla geçirdiğim gezmek için. Gezmek için değil, sohbet için harcıyorum evet, diyorum. Evet, öyle oluyor. Ama Türkiye'yi de gezmek istiyorum. Ama biraz pek acele etmiyorum o konuda. Çünkü Türkiye her zaman gezebilme imkanım var olduğu için. Tabii Türkiye'yi de gezmek istiyorum. Güney Doğu Anadolu'yu çok merak ediyorum. Mardin köylerini. Orada da gerçekten evet. büyük bir kültür evet. Coğrafyası var. Gezilesi, o taraf bana daha uygun yani. Geliyor. Çünkü bu yaptığım seyahatlerle yani karşılaştırıldığı zaman yani daha yerel halklar var. Oradaki yaşamlar farklı. Oraları gidip görmek istiyorum. Böyle İstanbul, Ankara falan sahil yerleri değil de o tür seyahatler istiyorum. Kültürel kültür bir turları, geziyi evet. daha çok evet. tasvip ediyorsunuz galiba. Evet. Çünkü size daha çok şey kattığını evet. mı düşünüyorsunuz? Şüphesiz öyle. Evet, öyle. Bu soruyu da şundan dolayı sordum. Şimdi Denizli ile bağınızı koparmadığınız çok belli. Çünkü gittiğiniz yerlerde çekildiğiniz bazı fotoğraf kareleri var. Evet. Orada şimdi ismini reklam olmasın diye telaffuz edemeyeceğim ama herkes biliyor. Denizli'nin özel meşhur bir gazozu var. Bunu evet. taşıyorsunuz. Evet, kesin. Denizli Spor'un atkısını taşıyorsunuz. Evet. Orada gittiğiniz yerlerde fotoğraf çekilirken bu objeleri de kullanıyorsunuz. Evet. Ve Denizli'ye işte bin kusur kilometre diye yazarak da yine oradaki yerel halkı bir foto obje olarak kullanıp anıları biriktiriyorsunuz. Evet. Bu çok güzel bir şey. Bunu nasıl yorumlayacaksınız? Nasıl çıktı bu fikirde? Aklınıza nasıl geldi ve sizi nasıl karşılıyorlar? İşte Denizli işte bağım olduğu için yani Denizli yani memleketimi yani çok seviyorum. O yüzden yani gittiğim ülkelerde de yani memleketimle ilgili bir iz bırakmak istedim. İşte her seferinde sizin de dediğiniz gibi Denizli'mizi simgeleşen şeyleri yanımda götürüyorum. Özellikle o kilometre şeylerini hazırlıyorum. Gitmeden önce orayla, Denizli ile oranın arasındaki mesafeyi hesaplayarak, onu bir kartona yazarak yanımda götürüyorum. Orada yerel halklarla birlikte çekiliyorum fotoğraf. Ne kadar eşya taşıyorsunuz? İşte pek eşyam olmuyor. İşte, sırt çantası mı oluyor sadece? Sırt çantam oluyor. Onunla birlikte gittiğim ülkeleri evet. geziyorum diyorsun. En işte kamera, fotoğraf makinesi onlar hı-hı. biraz ağırlık oluyor. Ama onlar tabii ki olmazsa olmazlarım. Çünkü fotoğraf çekmesini çok seviyorum. Yaşadığım her anı görüntü altına alıyorum. Ve fotoğraf diyorsun. Fotoğraf diyorum. Ve en son iki yaptığım seyahatimde de Tavasya'yı beyni çaldırdım. En son Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de. En işlek bir pazar yerinde Tavasya'yı beyni çaldırdım. Oradaki bütün halkı toplayarak. Oynadılar mı? Eşlik ettiler Oynamadılar mi? Ama çok ilginç karşıladılar. Baktılar görüntülerde de var hatta.
Geçen, onu da izleriz. Evet, geçen sene de Sri Lanka'da bir otobüste, şehirler arası otobüsünde içinde de Tavasya'yı beni çaldırmıştım. Bütün Sri Lankalı otobüsün içinde. Peki bir izleyelim o zaman o görüntüleri. Evet, şimdi Tabas Zeybey'in bulunduğu ve ilginç anıların biriktirildiği bu bir sürü gezide 8 yıllık bir seyahat diliminden bahsediyoruz. Son dönemlerde de 3. Dünya ülkelerini, yani gelişmekte olan çok az gelişmiş ülkelerde ziyaretlerini sürdürüyor Tabaslı gezgin Mehmet Han. Ve bu ziyaretleri sırasında da neredeydi? Tabas Zeybey nerede oynamıştı? Hindistan, başkent Yeni Delhi. Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir meşhur pazar yerinde Tavas Zeybey'ini bakalım nasıl oynamış. Evet, şu an Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir pazar yerindeyim. Tavas Zeybey'ini tüm Hindistan halkı dinleyecek pazar yerinde. Evet. Evet. Very good. Evet, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de Tavas Zeybey. Şu an bir pazar yerindeyim. How are you? My name is Rohit. Namaste. Namaste. Evet, görüntüler oldukça renkliydi. İlgi çekmiş gerçekten. Birçok buna benzer görüntüleriniz ve fotoğraf kareleriniz var. Bu fotoğrafları ve videoları kendiniz mi çekiyorsunuz? Yalnız mı seyahat ediyorsunuz? Evet, yalnız seyahat ediyorum. 8 yıldır tek başıma seyahat ediyorum. Fotoğraflarımı çekmede de işte gittiğim ülkelerde oradaki yerel halktan yardım isteyerek, turistlerden, genelde yerel halk oluyor, çekiyorum. Ya şeyi de görüntüleri de öz çekip çubuğu var. Onunla kullanarak çekiyorum. Peki yanınızda beni de götürün diyen arkadaşlarınız olmuyor mu? Oluyor. Size kesinlikle teklif eden. Tabii ki oluyor. Yani sadece kendini gezme, bizi de götür falan. Tabii, oluyor, ne diyorsunuz onlara? Ya işte onlar da ya öyle bir şimdi öyle bir şey yapmadım. Bir program. Ama tabii ki ileride grupça birlikte gezinebilir. Yalnız seyahat etmek güzel. Evet. Yalnız seyahat etmek yani zaman açısından daha şey oluyor. Zamanımı da kullanabiliyorum. Birine uyum sağlamak zorunda değilsiniz. Evet, direkt kendiniz kesinlikle planlıyorsunuz. Çünkü hızlandırılmış bir seyahat yapıyorum. Sabahın 4, bazen gece yarısı 4-5'te kalkarak çıkıyorum her gün. Yani bütün gün yürüyorum. Yani gün ışığından yararlanıyorum, yani durmadan seyahat ediyorum. Aç karnım oluyor bazen. Yani bu birlikte seyahat ettiğiniz zaman yanınızdaki kişiye uyum sağlamak zorunda olursunuz. Zamanınız uymaz, yani zaman kaybı da olabilir. Yani bu nedenle tek başıma seyahat etmek daha cazip diyorsunuz. Evet. Peki fotoğraf karelerimiz var. Şimdi ekranlara da gelecek. Bizler de sizin onu konuşmaya başlayalım. İlk fotoğraf karemiz Hindistan'dan Taç Mahal'den. Elinizde denize spor atkısı var. Bu rota üzerinden başka bir ülkeye giderken aktarmalı gittiğiniz için uğradığınız ziyarette çekilmiş bir fotoğraf değil mi? Nasıl anlatırsınız? O gün neler yaşamıştınız? Orada deniz spor atkısını tutarken ne hissettiniz? İşte o gün ya aslında Nepal istikametim Nepal'di. Nepal'e giderken Hindistan'da aktarma yapmam gerekiyordu. Taç Mahal ve bir dünya miras listesinde bir yer olduğu için oraya da gitmem gerektiğini düşündüm. Kesinlikle gitmem lazım dedim buraya ve ona göre bir program yaptım. İşte o gün sabahleyin erkenden gün batımını izlemek için otelimden çıktım. Taç Mahal'in gün batımını fotoğrafladım ilk başta. Daha sonra tekrar o gün tekrar geri giderek tekrar girdim oraya. Günde iki kere girdim. Birincisinde normalde fotoğraf çekmek için. İkincisinde de denizli spor formam vardı üzerimde. İşte o gün orada denizli spor atkımı aldım yanıma. Ya denizliye selam gönderdim. Hatta o gün
sosyal medyadaki arkadaşlarıma da tek tek rica etmişlerdi. Tek tek ufak görüntüler çekerek WhatsApp üzerinden gönderdim. Birebir canlı olarak gönderdim. Ve işte bu şekilde Denizli'ye selamlarımı ilettim. Peki Hindistan'dan bir fotoğraf karesi daha var. Orada evet. da topluca kalabalık bir fotoğraf evet. görüyoruz. O gün orada işte bir aile vardı. Yerel benim gittiğim dönem orada yağmur sezonunun başlangıcı olduğu için pek turist yoktu. Hep yerel turistlerdi. O gün işte oraya büyük bir aile grup gelmiş. Onunla birlikte rica ettim fotoğraf çekilmeyi. Bayağı kalabalıksınız evet. yani 20-25 kişi falan var evet. gibi görünüyor. Ben aralarına burada. Geçtim işte orada bir Taç Mahal'i de arkamıza alarak o gün o şeyi ölümsüzleştirdim. Nasıl teklifte bulunuyorsunuz fotoğraf çekilebilir miyiz diye? Yani evet. sizi nasıl karşılıyorlar? Ama işte, o gün orada benimle fotoğraf çekilmek isteyen çok ben teklif etmedim onlar teklif ettiler. Onlar size teklif ediyor. Evet ama işte onlar teklif etmişti. Bazen ben yapıyorum bazen onlar. Bu şekilde çekiliyoruz evet. diyorsunuz. Tamam şimdi bir tane daha var. O da bir kalede UNESCO yine kültür miras listesinde yer alan Sigirya Kalesi değil evet, mi? Evet o geçen seneydi. Orada da yine üzerinde keşiş kıyafeti mi deniyor ona? Evet onlar oradaki şeylerin Hindular. Hı hı. Saçları kazınmış. Onların özel dini kıyafetleri. Hı hı. O gün işte ben o gün o kaleye çıktım. Kaleye çıkmadan önce oradan kaleden dönen Hindu grup vardı. Onunla birlikte işte çok ilginç bir kareydi. Yani o anı ölümsüzleştirmek istedim. Ona o gün rica ettim. Kırmadılar beni. Fotoğraf o gün işte orada fotoğraf çekildim. Tabii buna benzer pek çok fotoğrafınız var. Şurada dikkat çeken çocuklar var. 3 evet. çocuk. Onlar ne yapıyordu? Sizin neden ilginizi çekti? Evet. O gün Nepal'deydi o. Nepal'in başkenti Katmandu'da. Paşit Patina Tapınağı'na giderken. Yol kenarında bozuk parayla oynayan çocuklar vardı. Çok ilgimi çekti. Fotoğraflamak istedim yani rica ettim. Tamam dediler. Orada fotoğraflarını çektim işte. Orası işte Paşit Patina Tapınağı yolundaydı. Paşit Patina Tapınağı bildiğiniz gibi Hinduların öldükten sonra yakıldığı tapınak. Orada Ganj Nehri var. Ganj Nehri'nin bir kolu olan Bagmati Nehri vardı. O nehir kenarında ölen Hindular getirilerek aileleri tarafından ateşi veriliyordu. Bir nevi bir cenaze töreni evet, gibi bir şey. Cenaze töreni. Hı-hı. O törenleri işte orada birebir ilk aşamasından son aşamasına kadar izledim. Hem görüntüledim, fotoğrafladım. İşte orada yakılarak külleri oradaki nehire atılıyor. Yine ona dair de bir kanıt fotoğrafınız evet. var değil mi? O görüntüde mevcut çektiğiniz görüntülerde. Eğlenceli dakikalar da yaşamışsınız belki. Evet o görüntüleri ben hep belgeselleştiriyorum. Hmm. Sonra ileride kullanacaksınız. Evet, öyle bir düşünceniz var mı? Kullanıyorum zaten. Sosyal medya hesaplarımda hepsini paylaşıyorum. Sosyal medya evet. üzerinden de aktif bir şekilde. Anlatarak onları orada amatörce de olsa yani paylaşıyorum. Birçok gitme fırsatı evet. bulamayan insanlar için aktarıyorsunuz. Evet. Peki Peru'da da çekilmiş yine bir Cusco şehrinde çekilmiş eğlenceli bir kare var. Evet. Yine Denizli spor atkısı. Evet. Onlar da işte yerel halk. Çocuklar ellerinde lama vardı. Oranın bir hayvanı. Oraya has bir hayvan. İşte Cusco'daydı. Cusco şehri. O da eğlenceli. Evet. Peki 23 Nisan'da çekilmiş Sri Lanka'daki o fotoğraf için ne söyleyeceksiniz ekranda gördüğümüz? Evet, o geçen sene 23 Nisan'da Sri Lanka'daydım. O günü denk geldi. İşte o gün yanımda Türk bayrağı ve Atatürk baskılı tişörtümü giymiştim. Ve etrafımızda çocuklar. Olduğu için, evet. İşte çocukları bir arada görünce hep birlikte toplayarak orada bir fotoğraf çekilmek istedim. 23 Nisan'ı hem kutladım oradan Sri Lanka'dan. Hem de işte böyle bir anı olsun istedim. Çok da güzel, çok güzel bir anı oldu. Evet. İki fotoğraf karesi daha var. Onlardan biri Sri Lanka'dan, diğeri de Katmandu'dan yine. Ve üzerinde birinin Denizli'ye 6980 kilometre, birinde de 8900 kilometre evet. yazıyor. İkisinde de Denizli ve Denizli Spor'un ibarelerini, logolarını görmekteyiz. Bir tanesinde de Denizli'ye has gazozumuz var. Evet. Bu iki fotoğrafı nasıl yorumlarsınız? Gerçekten çok eğlenceli, çok ilginç evet. ve ömür boyu da unutulmayacak bir fotoğraf evet, karesi. Kesinlikle. Zaten dünden bugüne bu 8 yılda yapmış olduğum seyahatlerin içinde en güzel iki kareydi onlar. Hı hı. Zaten Nepal'e gitmemin nedenlerinden biri de bu Paşipatina Tapınağı'nı ziyaret etmekti. Neden orası ilginizi çekmişti? İşte orada ölüler yakılıyor bir de orada yani o
yani çok farklı bir kültür. Yani farklı ilginç bir kültür. Dikkatimi çekti. Ve orada yani en güzel fotoğraf karelerini çekeceğimi biliyordum zaten. Yani orada yani bir kare aramanıza gerek yok. Yani deklanşöre dokunduğunuz her kare yani bir çok güzel bir kare çıkıyor ortaya. Yani çok ilginç, inanılmaz muhteşem fotoğraf kareleri çektim orada. İşte o karelerin içinde memleketim Denizli'yi de koymak istedim. Siz oralara memleketinizden bir şeyler götürdünüz. Evet. Ama şimdi geriye döndüğünüzde de sizden bir şeyler bekleyen olur. Bizde klasiktir. Gidenlerden hep bir şey beklenir ve istenir. Evet. Sizden de öyle bir şey talep eden oluyor mu? Hediye olarak neler götürüyorsunuz? Genellikle magnet yaygın olduğu için magnet alıyorum. Anahtarlık gibi. Küçük objeler evet, alıyorsunuz. Küçük objeler. Taşınabilir en azından kendiniz için. Ayrıca kendime de... hepsini, bütün dünya ülkelerine gittiğim seyahatlerimle ilgili kendi odamda hepsini topladım. Öyle bir koleksiyon haline getirdim. Neler var koleksiyonda? İşte anahtarlık koleksiyonum var. Magnet koleksiyonum. İşte yerel halkla çekilmiş fotoğraflar. Onlar sığacak hepsini, mı bir odaya dersin? Şu an doldu ama dolmaya devam ediyor ama tabii çok... Çok ilginç bir kare oldu. Mutlu yani odama girdiğim zaman ya o anılarım hep canlanıyor. Canlı kalıyor. Evet. En azından gittim, gördüm, bitti. Yeni değil. Planlar yapma hiç beni daha şey yapıyor. Cesaret veriyor. Yani orada yani yazıyorum, çiziyorum. Görüntülerimi falan orada hazırlıyorum hep odamda. Peki, toplam kaç ülkeye gittiniz? Avrupa'yı ve Türkiye'yi saymazsam 8 ülke oldu. Bunların şehirleri de var değil mi? Evet, şehirleri de var. 8 dünya ülkesi. Avrupa'nın hemen hemen bütün başkentlerine seyahat ettim. Ya onları saymıyorum. Onları sayarsam yani 30 falan olabilir. Zaten Avrupa küçük bir kıta olduğu için yani atıyorum bir haftada 10-15 ülke görebilirsiniz. O yüzden Avrupa'yı saymıyorum. Sadece dünya ülkelerini sayarsam 8 ülke. Gittim gördüm evet. diyebiliriz. Peki en çok beğendiğiniz ülke hangisiydi? En çok hangi noktada canlı anılarınız var ve tekrar gitmek isteyebileceğim, gerçekten doyamadığım bir ülkeydi dediğiniz yerler var mı? Biriktirdiğiniz anılara geçmeden önce bunu da sormak istiyorum. Evet. Tabii var. Hepsi birbirinden güzel. Hiç şimdiye kadar keşke şuraya gitmeseydim dediğim bir ülke olmadı. Pişmanlık duyduğum bir ülke olmadı. Her seferinde döndükten sonra iyi ki burayı seçmişim dedim. İlk başta işte Avrupa'ya seyahat etmiştim. Orada biraz zaman kaybolduğunu düşünüyorum. Ama o mecburen kendimi deneyim yapmak için mecburen Avrupa ile başlamak gerekiyor. Zaten dünyaya gezmek isteyenlere de tavsiyem ilk başta Avrupa ile başlayın diyorum. Çünkü daha güvenilir. Hem kendileri açısından, deneyim yapmak açısından daha elverişli. Gidip gezdiğim ülkelerin içinde de bir ülke söyleyecek olursam tabii en son seyahat ettiğim Nepal çok ilginçti. Nepal, Peru. Onlar kesinlikle çok güzeldi. Tekrar gider miyim? Onu bilmiyorum. Çünkü gidip gezdiğim ülkelere tekrar gitmeyi tercih etmiyorum. Genelde yeni yerler keşfetmeyi seviyorum. O yüzden aynı ülkeye gitmek yerine zamanımı daha gitmediğim, görmediğim başka ülkeleri gezerek geçirmek istiyorum. Peki gittiğiniz yerlerde şüphesiz unutamayacağınız anılar da biriktirmişsinizdir. Evet. Hani odaya girdiğimde hepsi canlanıyor dediğiniz o anıları bize birazcık da anlatır mısınız? Hani yediğiniz, içtiğiniz, gezdiğiniz sizin olsun, anılar bizim olsun. Evet. Siz anlatın, biz dinleyelim. Evet, ya çok anılarım oldu. En son Nepal'de bir şehirler arası otobüsle seyahat ederken otobüsün tekeri patladı. Orada tekeri falan değiştirdik falan. Birlikte. Evet. O gibi anılarım oldu. Başka anılarım bayağı çok. İşte bu Nepal'de o ölülerin yakıldığı, o yerel halkın o yasları, ne bileyim o koku, o ortam çok farklıydı. O müzik, Hinduların müziği, arka planda çalan müzik. Yani bambaşka bir dünyadasınız yani. Çok ilginçti. Daha çok anılarım oldu. Çok Vietnam'da dinlemek istiyoruz. Vietnam'da Vietnam savaşlarının geçtiği tünellere girdim. Oradaki o savaşları birebir yaşadım. Yani çok ilginçti.
Küba'da oldu. Küba'da devrim meydanında işte devrim polisleri beni sorguladı orada. İşte yanımda deniz spor forması falan vardı. Onlarla birlikte fotoğraf çekiliyordum. İlginç geldi. Özel farklı bir şey olabilir diye orada beni alıp götürdüler. Sorguladılar. Sonra serbest bıraktılar. Ne sordular? Ya o elindeki neydi falan filan işte çünkü devrim ülkesi olduğu için devrim karşıtı bir eylem yapmış da olabilirim, sanmış olabilirler. Bir eylemci gibi de görebilmiş olabilirler diyorsunuz. İlginç. Evet, ilginçti. Zanzibar'da oldu. Tanzanya'nın Zanzibar adasında. Sabahın erken ışıklarında şeye gitmiştim. Orada bir Kizimkazi plajı var. Yunuslarla birlikte yüzmek için. Okyanusa gitmiştim. Dönüş yolunda taksi ufak bir çocuğu çarptı. Orada onu hemen hastaneye yetiştirmek gerekti. Hemen taksiyle hastaneye yetiştirdik. Siz de o anı tanık oldunuz. Evet, tanık olduk. Orada biraz tabii korktum. Ama Allah'tan çocuğu bir şey olmadı. Hastaneye götürdü. Orada yarım günüm gitti işte. Farklı işliyor. Orada burada hemen hastaneye yetiştirirler. Ama orada önce bir polis karakoluna bulmak gerekiyordu. Yani çocuk hasta o şekilde yani. Önce polis karakoluna gidildi. Evet, orada rapor tutulması gerekiyor. Sonra hastaneye gittik. Yani o ilgimi çekti. Ya neden, hayati neden tehlikesi olsaydı. Neden hastane değil yani o ilginçti. Böylelikle farklı şeyler de keşfetmiş oluyorsunuz. Bu süre zarfı içerisinde ilginizi çeken, hiç unutamayacağım dediğiniz anı hangisi peki? Ya işte bu Nepal Pashupatinath Tapınağı. Tapınaktaki o anlar. O zaten Nepal bir tapınaklar ülkesi. Hı hı. Her yer tapınaktı. Her bir köşesi tapınak. Yani Hindular tapınaklara adıyorlar. Şeytan tapınağı vardı orada. Şeytana bile tapıyorlardı. Yani şeytanı tapmak demek yani bizdeki gibi şeytanın yolundan gitmek değil. Orada şeytanı, şeytan onları kötü yola sevk etmesin diye şeytanı tapıyorlardı. Yani iyi yönlü tapmaydı. İlginçmiş. O da gerçekten bir hayli farklı. Çeşit çeşit. Herkes maddi durumuna göre orada tapınaklara ikramlarda bulunuyorlardı. Hali vakti yerinde olanlar para. Genel pirinç, fakir insanlar pirinç falan. Çok ilginçti. Peki ilk seyahatinizden son seyahatinize kadar şöyle bir düşündüğünüzde keşkem yok dediniz. İlk seyahatiniz şüphesiz çok güzel geçmiş ki siz devamlı yapmaya karar verdiniz. Hani bu bir alışkanlık haline geldi dediniz. Evet. Bunu nasıl yorumlarsınız? İşte alışkanlık haline geldi. Zaten seyahat etmek benim için ya olmazsa yani çok ilginç bir şey. Zaten seyahat edenler içinde yani hiç başlayıp yarım bırakan yok. Seyahati başlayanlar hep devamını getiriyor. İmkanları olduğu sürece işte benim de yani bir alışkanlık haline geldi seyahatlerim. Peki hiç güvenlik endişesi duydunuz mu? Hani Avrupa'da duymadım çünkü zaten Hollanda'da yaşıyorum. Avrupa ülkesi olduğu için çok da sıkıntı yaşamadım diyorsunuz. Peki diğer gittiğiniz ülkelerde hiç güvenlik endişesi hissettiniz mi? Ya da acaba başıma bir şey gelir mi? Buralarda bir şey olsa beni birileri bulabilir mi diye düşündünüz mü? Ya düşündüm tabii çok Hindistan'da falan çok güvenli olmayan bölgelere girdim. O market şeyler pazar yerleri vardı. Onlar kesinlikle tavsiye etmiyorlardı ama ben genelde gündüz oralara giriyorum ve uzun süre bulunmuyorum. Ama yine de yani devamlı sosyal medya hesabımlarımda nerede lokasyonumu devamlı paylaşıyorum. Artı olursa bir şey olursa hemen sigortalarımı iyi yaptırıyorum. Yani seyahat ederken Hollanda yani şu an benim nerede olduğumu biliyor yani. Nerede, şu an nerede konakladığımı, her şeyim, iletişim kurabileceğim orada kontaklarım oluyor yani. Bir sıkıntı yaşamıyorum. Yaşadığınızda direkt sizinle iletişime geçiliyor. Güzel, i̇şte o da güzel. Anılarımdan bir tanesi de geçen işte Nepal'de ilk trafik cezamı Nepal'de yedim. O ilginçti. Ben çekim halinde ana caddeden geçerken kalabalık vardı. Onu ilgimi çekti. Trafik lambasına falan dikkat etmedim. Direkt caddeden yürümeye başladım. O anda polis beni geri çevirdi. Tabii korktum tabii ilk başta ama trafik cezasıymış. Orada geçmek yasakmış. Orada... Geçmek yasak yani siz geçtiğiniz için trafik cezası kesildi. Trafik kaç lira? O da çok yani Türk lirasıyla 5-6 liraya falan geliyor. Uygun, bir şeydi. Neyse bir daha artık orada öğrenmiş zaten oldunuz. Trafik, oradan geçerken dikkat edin. O bana zaten ceza gibi olmadı zaten.
Orada bana çok güzel malzemeler çıktı. Polislerle sohbetler ettim, birlikte fotoğraflar çekildim falan. Orada çok güzel bir anı yaşadım yani. Sohbet ettim diyorsunuz. Gittiğiniz ülkelerde nasıl anlaşabiliyorsunuz dil? İngilizce ile yani onların da, benim de İngilizcem o kadar iyi olmasa da onlar da o kadar öyle yani çat pat İngilizce ile. Süper İngilizce bilmenize gerek yok yani. Kesinlikle yok. Çoğu gezginler dillerini şey yapıyorlar, İngilizcemiz yok diye seyahat edemeyeceklerini düşünüyorlar. Onu kesinlikle öyle olmadığını birebir yaşadım. Çünkü sıfır İngilizce ile bile dünyayı bile gezebilirler. Bunun için ne bir yüklü bir miktarda ekonomik bir paraya da ihtiyaç yok. İngilizce bilmelerine de gerek yok. Diyorsunuz. Peki evet. Bu da gerçekten bizim için cesaret verici. Yeter ki zamanları olsun yani. Zaman çok önemli. Benim zamanım olmuyor. Kısıtlı olduğu için kısa seyahatler yapıyorum. Ama devamlı çekim halinde olduğum için yani bir yıllık malzemeyle dönüyorum. Döndükten sonra o anılarımı hala yaşamaya devam ediyorum. Paylaşmaya devam ediyorum. Şu an işte ben 3 ay oldu Hindistan'dan dönelim ama elimde şu an hala paylaşacağım bir sürü görüntü var. Onları paylaşmaya devam ediyorum. Peki bundan sonraki rotanız neresi? Var mı bir listeniz, hazırladığınız, gitmeniz gereken, gitmeyi istediğiniz yerler? Ve sıradaki ülke hangisi? Sırada tekrar Güney Amerika'yı düşünüyorum. Meksika olabilir. Meksika olabilir. Şey var, Ekvator olabilir. Kolombiya olabilir. Onları da gidip görmek istiyorum. Ama işte bakalım nasip neresiyse. Peki tarih belli mi? Gidecek olursanız bu ülkelere tarih ne zaman olacak? Ben genelde Mart ayı ya da Nisan ayında seyahat ediyorum. İşte 2018'in şeyine bakmam gerekiyor önce. Resmi tatillerini. Onlar çok önemli. Çünkü az izin kullanmam gerekiyor. Eğer izinlerimi tasarruflu kullanmazsam o zaman yazın memleketime gelebilirim ama çok az sürede kalabilirim. Burada ne kadar kalıyorsunuz geldiğinizde? 4 hafta kalıyorum. 3 hafta, 4 hafta. İşte 4 hafta kalabilmek, Türkiye'de yazları 4 hafta kalabilecek şekilde plan yapıyorum, program yapıyorum. Evet, o şekilde. Bu şekilde. Evet. Yoksa memleketime yani bir haftada gelsem olur desem, gideceğim ülkelerde 3 hafta, 4 hafta kalabilirim aslında. Ama memleketim önemli. Evet, ilk etapta memleket. Peki bu gezdiğiniz yerler size ne kattı? Şimdi o kadar çok yer görmek, o kadar çok kültür görmek, farklı insanlar tanımak şüphesiz bir kültürel zenginliği de içinizde evet, artırıyor. Kesinlikle. Bu yaptığınız seyahatlerden önce nasıl bir Mehmet Han vardı ve şimdi nasıl bir Mehmet Han var? Özgüven, ilk etapta özgüven. Özgüvenim arttı. Ya kültürel, yani bütün yani dünyayı gezen yani bütün ülkelerle ilgili bilgilere sahip oldum. Kültürleriyle, kültürlerini, her şeyle, yani bütün özgüven ilk başta. En başı özgüven diyorsunuz. Evet. Bunu kazanmak için buna ihtiyacım vardı. Peki fotoğraf sergisi açtım demiştiniz geçen yıl Denizli'de bir alışveriş merkezinde. Ne kadar çok fotoğrafınız var? Videolarınızı nasıl çekiyorsunuz? Anlatarak mı çekiyorsunuz? Biraz da çektiğiniz o videolardan ve paylaşım yaptığınız sosyal medya hesaplarınızdan bahsedelim. İşte paylaşımlarımı oradaki yerel halkla yardım isteyerek yapıyorum. İşte yani fotoğraf sergisi de geçen seneydi. Bayağı ilgi gördü. O işte yaptığım son 7 yılda yapmış olduğum seyahatlerimin bir özetini paylaşmıştım. İşte bir sıradaki fotoğraf sergimi de sadece bu Hindistan ve Nepal konusunu işlemek istiyorum. Onun için belli bir tarih var mı? Yok. Bu sene zamanım olmadığı için yapamadım ama seneye inşallah. Kaç fotoğraf biriktirdiniz? Saydınız mı? Bir veri var mı elinizde? Veri yok ama her seyahatimde 800 civarında fotoğraf çekiyorum. Bayağı fazla. Görüntüler o kadar da çok görüntü oluyor elimde. Bunları ileride bir kısa film haline ya da hayatınızı anlatan bir film haline getirmeyi düşünüyor musunuz? Evet, kesinlikle düşünüyorum. Şu an kısa filmler tanıtıcı, o gittiğim yerleri tanıtıcı şekilde kısa filmler çekmeye çalışıyorum. Ama ileride hepsi birlikte bir toplayarak bir belgesel şeklinde bir kendimi tanıtan bir film olabilir tabii. Peki kaç yaşına kadar gezebilirsiniz? Mesela ölene kadar gezme fikriniz var mı? Evet. Yoksa ben işte 50 yaşına geldim artık noktalamış olacağım bu seyahatlerimi mi diyorsunuz? Kesinlikle öyle olacağını düşünmüyorum. Ömür boyu. Devam edecek bu. Evet. Peki ileride hayatınızı birleştirdiğiniz biri olursa, çocuk olursa o zaman ne yapacaksınız? Birlikte mi gezersiniz? Tabii kesinlikle birlikte. Evet.
Topluca yani çocukla, bebekle bile gezenler var. Çocuk yani eş kesinlikle bir şey değil yani. Gezmeye bir engel bir şey değil. Hı-hı. Kesinlikle birlikte de gezilebilir. Çok güzel ülkeler var. Tabii farklı ülkeler olur o zaman. Yani daha güvenilir ülkeler ama kesinlikle gezilebilir. Evet. Az önce İngilizce çok elzem değil olmasa da gittiğim bu ülkelerde kolaylıkla anlaşabiliyorsunuz demiştiniz. Peki şimdi bu yaptığınız her şey zaman önce geliyor ama evet. Bizi izleyenler programın başından beri aynı şeyi düşünüyor olsa gerek. Ben de o soruyu soracağım size. Bu iş tamam zamanla alakalı ama maddiyat da gerekli. Çünkü evet. Gittiğiniz yerlerde belli bir harcama yapmanız gerekiyor. Evet, İyi veya kötü. 5 yıldız otelde kalsanız da çadırda yaşasanız da evet, bir harcamanız oluyor. Ne kadar harcanıyor? Çok büyük paralar gerekiyor mu bu seyahatleri yapabilmek için? O dünyayı gezmek evet. istiyorum hayalini gerçekleştirebilmek için. Aslında yani zamanları kısıtlı değilse, zaman sıkıntısı yoksa çok masraf yapmadan seyahat edilebilir. Yani bir uçak biletlerini ayarlayarak orada geze geze yani orada hatta oradaki yere orada çalışma imkanları da oluyor bazen. Orada çalışarak geze geze yani zamanla sıkıntı olmadan yani ben tanıdığım çok gezgin var yani hiç para harcamadan gezenler var. Gezilebilir. Ama illa ben şu tarihte gidip şu tarihte döneceğim diyorlarsa o zaman kesinlikle maddiyat çok yüksek olması gerekiyor. Ki planlama yapmaları evet, için. Evet, kesinlikle. Yoksa onun dışında zaman sıkıntısı olmasa evet. rahatlıkla uygun evet, mevcutlara gezebilir. O zaman zaten en uygun tarihi seçerler. En düşük sezon. Uçak biletlerinin en ucuz olduğu zamanlarda biletlerini alırlar. Gezerlerken hostellerde kalırlar. Az ucuz yerlerde. Topluca kalınan yerler var. Hı hı. O şekilde seyahat edebilirler. O şekilde tabii maddiyat çok düşük oluyor. Yani bir otostop bile yapılabilir yani. Otostop. Var mı öyle bir planınız? Otostopla dünyayı otostop. Gezeyim. Tamam şimdi evet ya, çalıştığınız için belli zaman değil. Aralıklarında gidiyorsunuz ama ileride öyle bir planınız, düşünceniz var mı? Ben tamamen gezgin olacağım. Hayatımı buna adayacağım evet. ve gezeceğim dünyayı diye. O şekilde olabilir ama o şekilde olması için kesinlikle işimi bırakmam gerekiyor. Çalışmıyor olmam gerekiyor. O şekilde ileride neden olmasın olabilir tabii ki. Peki kendinizi üç kelimeyle tanımlayın desem ne dersiniz? Mesela ilk başa maceracı ruhunuzu maceracı, koymak gerekiyor evet, bence. Gezgin. Hı hı. İşte macera perest, gezgin ya. Üçüncü. Aslında ya. İnsancıl diyelim çünkü gittiğiniz her yerde çok güzel evet. dostluklar kurmuşsunuz. Onu da ekleyelim. Kesinlikle yerel halkı gittiğim zaman hemen adapte oluyorum. Yabancılık çekmiyorum. Uyum sorunu yaşamıyorum. Uyum sorununu kesinlikle yaşamıyorum. Zaten ya çok ilginç. Uyum sorunu zaten gittiğim ülkelerde yani uyum sorunu yani hiç kimse yaşayacağını düşünmüyorum. Yani gelişmiş ülkeler olsa belki uyum sorunu yaşayabilirdim. Yani her şeyi istediğim gibi tasarlayamabilirdim yani. Grupla gezmek zorunda kalabilirdim. Yani grupla gezmeye kesinlikle yani ya ilk başta grupla gezmeye bir kere grupla gezmiştim. O da Küba'ya gitmiştim. Pek de hoşnut olmamışsınız. Olmadı. Gittiğim ülke çok güzeldi, çok harika bir ülkeydi ama istediğim gibi şeyler yapamıyorum. Yani zamanı kısıtlı oluyor. Yani gruplasın, kafana göre gidip çekimler yapamıyorsun. Devamlı dinlemek zorundasın. Yani bir tane rehber oluyor. Rehber ne derse onun peşinden gidiyorsun. Yani bana göre bir şey değil aslında. Değil. Planı, rotayı ben belirlemeliyim. Evet. Zamanımı ben ayarlamalıyım. Evet. Karnımı ne zaman doyuracağım, ne zaman uyanacağımı evet, ben karar vermeliyim. O şekilde. Peki toparlayalım, özetleyelim. Buradan bizi izleyenlere bu Tavaslı Gezgin Mehmet ünvanını katan size bu seyahatlerinizi bizimle paylaşmanıza vesile olan bu gezilerle ilgili olarak son neler söylersiniz? Eklemek istediğiniz evet. neler var? İşte beni yakından takip etsinler. Sosyal medya hesaplarım var. Hatırlatalım onları evet. da. Facebook'ta var. İnternet sistem var. mehmethan.com. Hı hı. İnternet sisteme girerlerse oradan bütün sosyal medya hesaplarıma ulaşabilirler. Instagram, Facebook, YouTube üzerinden videolarınızı paylaşıyorsunuz. Evet, YouTube üzerinden videolarımı paylaşıyorum. YouTube üzerinden izlerlerse daha iyi olur çünkü kalite daha yüksek. Twitter'da var. Evet. Yani bütün sosyal mecralarda var. Evet. İşte onların hepsini... Sizi hangi isimle bulacaklar? Hep Mehmet Han olarak mı geçiyor? Evet, Mehmet Han olarak geçiyor. Gezgin Mehmet Han olarak bulabilirler. Ama Twitter, Instagram hesabım www.mehmethan.com diye ama nokta yok arasında. Hı hı. www.mehmethan.com ama noktası yok. Noktası tamam. yok. Hı hı. O şekilde
Zaten alt yazıdan da görebilirler. Sizi bulabilirler, evet, ve ulaşabilirler. Evet. İletişime geçip fikir paylaşımı yapmak isteyenleri de burada çağrıda bulunalım, evet, bizler. Çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür bizlere ederim. Bizlere yaşadığınız, gördüğünüz, o güzel anları paylaştığınız, anlattığınız için nice geziler ve seyahatler diliyoruz. Görüyoruz ki size enerjinize enerji katıyor. Evet. Yaşam enerjinizi biraz daha artırıyor her gittiğiniz daha seyahat. Daha pozitif, evet. Daha pozitif bakmanızı, evet, sağlıyor. Kesinlikle. Diliyoruz artarak devam eder. Evet. İnşallah seneye de gittiğiniz farklı bir yeri konuşmak üzere sizi, evet, tekrar programa dahil, evet, ediyoruz. Hayat gezince güzel. Gezince güzel, evet, diyoruz. Kesinlikle. Teşekkür ediyoruz. Evet, teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, bugün bizler Denizli'nin Tavas ilçesinde bağlarını koparmamış bir gezginle sohbetimize eşlik etmenizi istedik. Tavaslı gezgin Mehmet Han 8 tane ülkeye gitti. Avrupa ülkeleri de dahil 30 kusuru buluyor. 8 yıldır seyahat ediyor ve bu seyahatlerinden aklında kalanları, çektiği fotoğrafları, anıları bizimle bu program içerisinde paylaştı. Bizler de ekranlarınıza getirmeye, Mehmet Han'ı sizlere anlatmaya çalıştık. Bizlere eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarım adına iyi bir gün geçirmenizi, barışın ve huzurun hakim olduğu bir dünyada yaşamanızı temenni ediyorum. Dünyayı gezme arzusu olan herkesin de hayalini gerçekleştirme fırsatını yakalamasını diliyorum. Hoşçakalın. Evet, Taç Mahal'ın bilet kişilerindeyim şu an. Az sonra kuyruğa girip içeri giriş için bilet alacağım. Evet, gördüğünüz bileti aldım. Arkamda gördüğünüz dev kapıdan geçerek Taç Mahal'a doğru ilerleyeceğim. Kapının üzerindeki Arapça yazıları, Hattat Serdar Efendi'nin yazıları gördüğünüz gibi. Hattat Serdar Efendi'yi Şah Cihan İstanbul'dan getirtmiş. Yamuna Nehri. Bu dev muhteşem yapı Taç Mahal Yamuna Nehri kıyısına yaptırılmış. Yine valla köyünde. Yana sapoş bir dövdü. Orada yaldı gitti. Çok acıkmış, torbasıyla aldı götürdü. Evet, şu an Machu Picchu'dayım. İnka Antik Şehri. Machu Picchu 200'den fazla merdiven sistemiyle birbirine bağlı olan taş yapıdan oluşuyor. Şehrin 3000 basamağı bugün hala gayet iyi durumdadır. Şu an yürüyorum basamaklardan aşağıya doğru. Machu Picchu. Burası İnkalı bir hükümdar olan Pachacutec yapan Kuyi tarafından 1450 yıllarında inşa ettirilmiş. İspanyol istilacılar 1532 yılında buraları işgal ederken sık dağlar arasında kalmış bu şehir. İstilacılar tarafından fark edilmemiş ve bu sayede zarar görmemiştir. Evet, gördüğünüz gibi Machu Picchu'nun kuş bakışı. Şu an güneş deliğindeyiz. Herkes fotoğraf çekilmek için sırada bekliyor şu an burada. Şu an Machu Picchu'nun en yüksek tepesindeyim. Ve gördüğünüz nehir Urubamba Nehri. Urubamba Vadisi üzerinde kurulmuş bir bölge burası.